TV ekranlarından iyi akşamlar değerli izleyicilerimiz. Boğaz Medya Haber Merkezi tarafından hazırlanan hafta sonu haberleriyle sizlerleyiz. Ve ilk haberimiz kaza anı kameralara yansıdı. Yakınının elinden kurtulduğu otomobilin altında kaldı. İsmet Paşa Mahallesi İnönü Caddesi'nde bir yakınıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Aysel Maral, yanındaki kişinin elinden kurtulduktan sonra dengesini kaybederek düştü. Küçük çocuk bu sırada yoldan geçen otomobilin altında kaldı. Ağır yaralanan Meral kaldırıldığı Çanakkale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kimliği açıklanamayan sürücü ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Öte yandan kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. Çanakkale Valisi Hamza Erkal, yasa dışı geçişlerin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda son 4 günde 2933'e yakın kaçağı yakalayan İl Jandarma Komutanlığı'na teşekkür ziyaretinde bulundu. Çok değerli askerlerimiz, hepinizi öncelikle saygıyla selamlıyorum. Geçtiğimiz hafta içerisinde bölgemizde yürüttüğümüz başarılı faaliyet dolayısıyla da hepinizi tebrik ediyorum. Bölgemizde yaşanan göç olayı dolayısıyla hakikaten son bir yıldır büyük sıkıntılar yaşamaktaydık. Ve mevcut jandarma birlikleriyle bunların hepsine ulaşmak, onları engellemek, gerekli tedbirleri almak veya adli işlemleri uygulamak konusunda yetersiz kalıyorduk. Ancak bölge komutanlığından yaptığımız talep üzerine sizin gibi profesyonel birlikler sayesinde gelip bölgemizi bir hafta içerisinde bu göçmen felaketinden temizlemiş oldunuz. Hepinize ben huzurlarınızda, bütün herkesin huzurunda teşekkür ediyorum. İlk etapta Gelibolu, Biga, Yenice ve Edremit karayolu üzerinde aldığımız tedbirlerle henüz Ayvacık'a varmadan, kıyıya varmadan bu göç dalgasını durdurup oradan geri göndermeye gayret ettik. Ve o süreç içerisinde birçok göçmeni o bölgede geri gönderdik. Ancak göçmenler bölgenin her tarafından, kırsalından, köylerden buldukları her yolda ormanın içerisine yine gelmeye devam ediyor. Tabii Çanakkale, Midilli Adası'na yaklaşık 5,5 bin yakınlıkta ve botla 10-15 dakika içerisinde ulaşılabilecek bir mesafede. Onun için tüm göçmenlerin en kolay rahatlıkla geçebileceği bölge olması dolayısıyla İstanbul, Bursa, İzmir, Balıkesir ve her taraftan gelen göçmenler burayı tercih edip buradan gitmeye gayret ediyorlar. Ancak bu son zamanlarda çok yoğunlaştı. Tabii bunun sebebi hemen sınırlarımızda yaşanan büyük savaşlar. İnsanlar memleketlerini terk etmek zorunda kalıyorlar. Güney sınırımız ve Güneydoğu sınırımızın ne halde olduğunu hepimiz biliyoruz. 2883 göçmen o bölgeden tahliye edildi. Özellikle geri gönderme alanlarına getirildi. Ve bunları buradan karşıya geçirmek isteyen, bununla uğraşan, teknik takiple de bizim her zaman takip ettiğimiz 35 organizatör yakalandı. Bunlar üzerinde bir tabanca, 17 araçlar, minibüs, otobüs ve otomobillerle buluşturduğuna getiriyorlar. Ensar Vakfı'nın haftalık sohbetleri sürüyor sahilde. Lapseki Belediyesi'ne ait sahil sosyal tesislerine verilen sohbet programının bu haftaki konuğu Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi doçent doktor Osman Demir konuk oldu. Kerim hayat kitabımız.
hayatımızı düşünce olarak, inanç olarak, davranış olarak Kur'an-ı Kerim'e göre formatlamak durumundayız. Etle tırnak gibi bir bütün. Yani Kur'an ve sünnet etle tırnak gibi bir bütün. Çünkü sünnetten bahsederken de Kur'an'dan, Kur'an'dan bahsederken de sünnetten bahsetmek zorundayız. Şimdi bazen bu yanlış anlaşılıyor. Sanki ikisi ayrı, iki ayrı otoriteymiş gibi. Böyle bir şey yok. Şimdi peygamberimiz olmasa Kur'an da gelmez. Yani Allah'ın sünneti, adetullah, sünnetullah odur ki mesajını bizden birileri aracılığıyla bize iletiyor. Tabi bunda çok büyük hikmetler var. Cenab-ı Hak ezeli mesajını, bizden beklediklerini, bize taahhütlerini ve bizden aldığı sözleri bize, bizim gibi olan, bizim gibi sokaklarda yürüyen, aynen bizim gibi günlük ihtiyaçlarını gideren, alışveriş yapan, evlenen kimselerle, seçtiği kişilerle gönderiyor. Bizler Ensar Vakfı Lapseki Şubesi olarak her hafta düzenli bir şekilde Cuma akşamları sohbetlerimizi yapıyoruz. Bu akşam daha geniş bir kitle olarak yapalım istedik. Kadınlarımıza da kadın vaizimiz Ensar Vakfı Şubemizde Cuma günleri saat 12'de sohbetini veriyor, yapıyor düzenli bir şekilde her hafta üniversite öğrencilerimizle beraber. İnşallah sizler de hanımlarınızla, hanımlar da kendileri istifade etmek için, kaynaşmak, muhabbet, sohbet etmek için Ensar Vakfı Şubemize bekleriz. Ensar Vakfı Şubemiz eski belediye binasının olduğu yerdedir. Bizler orada faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Lapseki'deki gençlerimize yönelik, gençlerimizin daha iyi şartlarda okuması, gençlerimizin gelecek tehlikelere karşı korumak, onlara sahip çıkmak, onlara burs veriyoruz, onlara her türlü konularda yardımcı oluyoruz. Sizler de inşallah yardım etmek isterseniz bekleriz. Sabah namazından sonra çorba geleneği, Lapseki'de İmam Hatip mensupları ve Mezunları Derneği tarafından başlatılan sabah namazının ardından çorba geleneği hala sürdürülüyor. Lapseki İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği olarak sabah namazı buluşmalarımızı birlik ve beraberlik arkadaşlarımızla beraber olabilmek için ve gençlerimizin namaz sevdalıların sabah namazlarına buluşması için sabah namazı ilk olarak Fatih Camii'ne başladık. Arkasından Merkez Camii'de ve bu haftada Yeni Cami'den olmak üzere devam etmektedir sabah namazı buluşmalarımız. İnşallah gençlerimizi ve namaz sevdalılarını sabah namazlarına buluşarak birlik ve beraberliğimizi pekiştirmiş oluruz. Bu şekilde sabah namazı buluşmalarımız devam ediyor. Alemlerin Rabbi olan Yüce Mevlamız içindir. Salat ve selamlarımızın en güzeli ve devamlı olanı, bizlere İslam'ı, Kur'an'ı getiren ve yaşayarak örnek olan, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam içindir. Ya Rabbi, şu anda bir seher vaktinde senin rızan için toplandık. Namazlarımızı kıldık, senin huzuruna geldik, el açtık, boyun büktük. Sen bizleri affı mağfiret eyle ya Rabbi. Affeden ancak sensin. Sen affedicisin, affetmeyi seversin. Günahlarımızı senden başka affedecek kimse yok. Her türlü kötülüklerden korunma fırsatı ve imkanı lütfeyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bedenlerimize sıhhat ve amin. 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 Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Ölümsüzlüğün kaynağı Kaz Dağları'ndan çıktı fakat köylüler bu durumdan tamamen habersiz. Çanakkale sınırlarında kalan ve bünyesinde 32 endemik bitki türünü barındıran Kaz Dağları'nda şimdi de ölümsüzlük mantarı olarak adlandırılan reisi mantarı türüne rastlandı. Yenilerek tüketilmeyen fakat ilaç sanayinde kullanıldığı belirtilen reisinin bölgedeki köylüler için yeni bir gelir kaynağı olabileceği belirtildi. Kaz Dağları'nda köylüler olarak ara sıra mantar mevsiminde mantar toplamaya çıkıyoruz. Biz mantarları mevsiminde topluyoruz. Tabii bildiğimiz mantarları alıp yiyoruz, pişiriyoruz. Bu resif mantar konusunda şunu söyleyebilirim. Resif mantarı dikkatimi çekti benim. Kaz Dağları'nda Biyasa Çırpılar Köyü, Hotamaz mevkiinde çok var bunlardan. İnternette bir araştırma gereği duydum.
internet sayfasında resim mantar diye yazdım. Bu mantarın resmini de çekerek araştırdım. Resif mantarı aslında çok faydalı bir mantar. Çok değerli bir mantar olduğunu gördüm. Resif mantarı ilaç sanayinde kullanıldığını biliyorum. Bir de ölümsüzlük mantarı olarak da yazıyor bir başka sayfada. Kanser ilacı imalatında kullanıldığını öğrendim. Kilogramının 1000 liraya kadar satıldığını öğrendim orada. Yalnız bunu köylüler, halk bilmediği için Kazdağ civarındaki halk toplamıyorlar bunu. Yani aslında değerini bilseler köylülere bir ek gelir kaynağı olur, ek gelir kapısı olur. Öyle düşünüyorum. Umarım insanlığa faydası olur. Ana hatlarıyla Birinci Dünya Savaşı, ana hatlarıyla Birinci Dünya Savaşı temalı fotoğraf sergisi Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nde açıldı. Fotoğraf sergisinin açılışına ÇOMU Rektörü Profesör Doktor Yücel Açer, İstanbul Belçika Başkonsolosu Henry Wentikem ile vatandaşlar katıldı. Declaration of war between America and the Ottoman Empire. Liège, Namur, Antwerp, but this was only few days in 1940. Time was 100 years. Savaşın ne kadar kötü bir şey olduğunu gösteriyor. Büyük bir felaket, bilmiyorum. Hatırlıyor musunuz derseniz, yani sadece Birinci Dünya Savaşı'nda ölen insan sayısı 20 milyondan fazla. Aylarca, yıllarca birbirine karşı küçük alanlarda, siperlerde savaşan askerlerden ibaret bir savaş sonuçta. Yani insanlık tarihinde ilk defa bir savaşın bu kadar yıkıcı olabileceğini gösterdi ilk savaş. O yüzden Dünya Savaşı diyoruz, Birinci Dünya Savaşı. Yani şimdi düşünebilirsiniz, bu tür sergilerin ne faydası var? Yani bunu görmenin ne anlamı var? Geçmişte kötü şeyleri hatırlamanın ne anlamı var? Gerçekten çok anlamı var. Yani hiçbir savaşın kazananı yok gerçekten de. Yani hiçbir savaştan zaferle çıktığını düşünen bir ülke olamaz. Güya Birinci Dünya Savaşı'nı İngiltere kazandı. Hatta İkinci Dünya Savaşı'nı da İngiltere kazandı. Ama her iki savaşta da İngiltere dahil bütün Avrupa devletleri müthiş şekilde zayıfladı. Çanakkale Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki sevgi evlerinde kalan 36 çocuk, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Çanakkale Şube Müdürlüğü tarafından kendilerine verilen kahvaltı ikramından sonra Çanakkale Boğazı'nda kısa bir boğaz gezintisi yaptı. Thank you.
Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü'ne bağlı evlerde kalan sevgili çocuklar, hoş geldiniz. Kahvaltıdan sonra hocalarımızla beraber gruplar halinde bizim kıyamiyeti personeli de dahil olmak üzere birlikte beraber bir kısa mesafeli deniz turunda yapacağız. Şimdi tekrar hepinize bu kahvaltıya katıldığınız için teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum, afiyet olsun. Yüzüncü yıl rektörlük masa tenisi turnuvası başlıyor. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tarafından düzenlenen turnuvaya akademik ve idari personel katılabilecek. Turnuva 11 Aralık tarihinde Hasan Mevsuf Spor Salonu'nda yapılacak. Yüzüncü yıl faaliyetleri adı altında sosyal ve sportif etkinlikler düzenledik. 2015 yılı içerisine yaydık. 11 Aralık 2015 Cuma günü de idari ve akademik personelimiz için masa tenisi turnuvası yapacağız. Turnuvamızın ismini de yine anlamlı bir şekilde hem kurum içi aidiyet duygusunun gelişmesi için hem de şehitlerimize saygı amacıyla 100. yıl rektörlük masa tenisi turnuvası şeklinde biçimlendirdik. Spor salonumuzdaki masa tenisi alanlarımızda gerçekleştireceğimiz olan turnuvaya hem idari hem akademik personelimiz katılabilirler. Şu ana kadar katılım için başvurular oldu. Halen de devam etmektedir. Buradan da hem idari hem akademik personelimize çağrımızı yapalım. İsteyen raketini alıp gelip bu etkinliğe katılabilir. Etkinliğin sonunda tüm katılanlara 100. yıl rektörlük masa tenisi turnuvası anı madalyası takdim edeceğiz. Bunun yanında dereceye giren ilk 3 sporcumuza da kupa takdimimiz olacak. Anka küllerinden yeniden doğdu. Üniversiteler Spor Ligi Korumalı Futbol 2015-2016 sezonu 1. Lig müsabakalarında ilk hafta tamamlandı. Ünilik Korumalı Futbol 1. Lig ilk hafta müsabakalarında 4 grupta toplam 10 maç oynandı. A grubunda Okan Üniversitesi'ne konuk olan, bu sene Süper Lig'den 1. Lig'e düşen İzmir 9 Eylül Üniversitesi 0-46'lık farklı bir skorla lige çok iyi bir başlangıç yaptı. Yine aynı grupta Atılım Üniversitesi'ni ağırlayan Kocaeli Üniversitesi sahadan 6-0 önde ayrılırken, gruptaki son maçta Ege Üniversitesi kendi sahasında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne 12-16 mağlup oldu. Çanakkale temsilci 18 Mart Üniversitesi Vatanseverler Korumalı Futbol Takımı ligin ilk maçında ligin zorlu ekiplerinden Ege Üniversitesi Dolphins'i deplasmanda 12-16'lık skorla mağlup etti. Geçtiğimiz yıl şanssızlıklardan bir türlü kurtulamayan 18 Mart Üniversitesi Vatanseverler takımı bu yıl lige güçlü bir başlangıç yaptı. Takımın koçu yardımcı doçent doktor Mustafa Levent Yener, "Takım halinde iyi bir hazırlık dönemi yaşadık. Tüm oyuncularımı kutluyorum. Birçok olumsuzlukların yaşanmış olmasına rağmen oyuncularım yüreklerini ortaya koydular ve zorlu rakibimizi yenmeyi başardık. Şimdi tekrar hiçbir şey olmamışçasına hazırlıklarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz," dedi. Evet değerli izleyicilerimiz, günün gelişen haberleriyle sizlerleydik. Yeni haftada ana haber bülteninde Gülçin Akın sizlerle olacak. Haftaya tekrar görüşebilmek ümidiyle mutlu kalın, umutlu kalın ve Boğaz TV ekranlarından ayrılmayın. Bizi izleyin, haberiniz olsun.